1997 yılında Kırtelen'de dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi İstanbul'da tamamladım. Ardından İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansımı da yine aynı kurumda yaptım. Ardından şu anda yine aynı kurumda doktora öğrenimime devam ediyorum. 2020 yılında biz yola çıktık. Kapıları ardında kalacağız. Ne de sokağın gelip geçici gündemlerine kapılacağız. Bu şu demek, akademik üretimin de halka seslenmek noktasında bir takım problemleri var. Ama bir taraftan akademinin ruhuna has bir takım araştırma yöntemleri, bir takım araştırma yolları mevcut. Noktasız Dergi bu ikisinden de pay alarak bir yol çizmek istedi kendisine. Noktasız Dergi'nin yayın yönetmenliğini üstlendirmesinde Yiyorum. belirttiğiniz gibi. Noktasız Dergi bizim belki de hem gurur duyabileceğimiz hem de çalışmalarımızı daha ileri aşamalara i̇şte taşıyabileceğimiz da. bir motivasyon kaynağı olarak ulusal ve uluslararası dizinlerde yer almaya başladı. Bunun anlamı şu aynı zamanda dünyanın sayılı üniversitelerinde de kütüphanelerinde dijital kütüphanelerinde noktasız dergi taranıyor. Merhabalar değerli üniversite izleyicileri, değerli gençlerimiz. Bugün çok değerli bir konuğumuzu Mesleki Günden programına konuk ettim. Sayın Noktasız Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Sayın Suat Kutay Küçükler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Sizi sormalı. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kendinizden biraz bahseder misiniz Suat Bey? Tabii. 1997 yılında Kütahya'da dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi İstanbul'da tamamladım. Ardından İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansımı da yine aynı kurumda yaptım. Ardından şu anda yine aynı kurumda doktora öğrenimime devam ediyorum. Çok güzel. E, Noktasız dergisine genel yönetmenliği yapıyorsunuz. Bu dergiden biraz bahseder misiniz bana? Ne kadar süredir buradasınız? Nasıl başladı bu dergi sürecimiz? Aslında bu sorumuza yanıt vermeden önce müsaadenizle geçtiğimiz yıl bu günde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Doğru, yurttaşlarımıza rahmet diliyorum. Evet. Bütün ulusumuza başsağlığı diliyorum. Deprem bize aslında şunu gösterdi. Deprem sonrası yürütülen yardım faaliyetleri bize şunu gösterdi. Biz büyük bir ulusuz ve ulus düşüncesi öyle sanıyorum ki yaralarımızı sarmakta başat bir rol üstlenecek. Depremden değilse bile depremin bir felaket haline gelmesi noktasında bir engel, bir bariyer konumu görecektir diye düşünüyorum ve belki de bu şekilde depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızın da ruhları şad olacaktır. Onları bir kez daha rahmetle anıyorum. Aynı şekilde ben de e, anıyorum. Ruhları şad olsun dediğiniz gibi Allah sabır versin diye söylüyorum. Teşekkürler bu konuyu yaparmak bastığınız <laughs> için. Ben de aynı şekilde belirtmek isterim. Şimdi derginizden bahsetmek <laughs> istiyorum. Genel Yeni Yönetmenliği Noktasız Dergisi'nde. Bu dergiden bahsedebilir misiniz? Nasıl başladı? 2020 yılında biz yola çıktık. 2020 yılında yola çıkarkenki temel düşüncemiz aslında şuydu. Ne akademinin kapı, kapalı kapıları ardında kalacağız, ne de sokağın gelip geçici gündemlerine kapılacağız. Hı hı. Bu şu demek, akademik üretimin de halka seslenmek noktasında bir takım problemleri var. Ama bir taraftan akademinin ruhuna has bir takım araştırma yöntemleri, bir takım araştırma yolları mevcut. Noktasız Dergi bu ikisinden de pay alarak bir yol çizmek istedi kendisine. Ama sadece bir yayıncılık tecrübesi değil, yalnızca bir yayıncılık serüveni de değil bu noktasız dergininki. Aynı zamanda bir düşünce çevresini teşkil etmek, bir düşüncenin diyalektik ilişkisini mümkün kılacak düşünce çevresini ortaya koymaktı noktasız dergi ve bu düşüncelerle yola çıktık. Hangi düşünceyi temel alıyor noktasız dergisi? Noktasız dergi en temelde bunu biz manifestomuz sayılabilecek metnimizi de şöyle dile getirdik. Evrensel düşünce mirasına ulusal bir katkı sunabilmek. Yani biz bu toprakların sesi olmakla birlikte evrensel olana doğru seslenmek gayesi gidiyoruz. Bu anlamda felsefe ve sosyal bilimler alanında yürütülen araştırmaları temel alıyoruz. Felsefe aslında her şeyimizi kapsıyor. Özellikle bu yazarlık serüveninde her şeyde bir felsefi bir düşünce hakim. Hiç kuşkusuz sosyal bilimler alanında yürütülebilecek bir araştırmanın felsefeden pay almamasını beklemek bana kalırsa olanaksız. Tabii nicel araştırmalar, saha araştırmaları, son zamanda sosyoloji alanında gitgide revaçta olan araştırmalar felsefeyle arasında biraz daha mesafe koysa da sosyal bilimlerin genel olarak felsefi düşünceden pay alması gerektiğine inananlardanım. Ee, öte yandan felsefe her şeydir derken sosyal bilimlerin her şeyidir demek belki çok daha isabetli bir tercih olacak. Daha kapsamlı değil mi? Evet. Öyle ki aslında her şey demek bir sınırsızlaştırmayı da beraberinde getiriyor. Oysa tanım yapmak Sınır çizmektir. Bu anlamda felsefeye belki böyle bir sınır çizmemiz olanaklı olabilir. Evet. Genel yayın yönetmenliğinde bu yolculukta başladık diyorsunuz. Buradaki özel yetenekleriniz nelerdir? Neyler kapsıyor? gene bir genel yayın yönetmeni olmak için ne gibi nitelikler sahip olmak lazım? Genel yayın yönetmenliği için öncelikle hakikaten düşünsel çabayı, yayıncılığı şahsi bir mesele haline getirmiş olabilmek gerekiyor. Çünkü yayıncılık dünyasında bir takım problemler var. Bunu yayıncılık dünyasının üç aşağı beş yukarı aşina olmuş herkes haberdardır. Dolayısıyla eğer gerçekten bir şeyler üretmek gayretindeyseniz, gerçekten düşünsel mirasa bir katkı sunmak gayretindeyseniz, temel motivasyona sahip olmuş oluyorsunuz. Ama tabii her şey temel motivasyon da değil. Bir dergi alanında yayın yönetmenliğini kastediyorsak, derginin son gönderim tarihlerine riayet etmek, bu alanda eğer bir başlık seçilmişse örneğin bir sayı teması belirlenmişse, bu alanda nitelikli kalemlere çağrıyı yazı çağrısı ulaştırabilmek. bu anlamda derginin temel politikasını belirleyebilmek. Çünkü öyle dergiler görüyoruz ki özellikle yanılmıyorsam 2015-2016 bir dergi enflasyonu dönemiydi. Yani en ufak arkadaş grupları bir dergi çıkarır olmuştu. Bunun güzel bir yanı var hiç kuşkusuz. Ama dergi çıkarmak bir amaç peşinde gitmeyi gerektirir bana kalırsa. Ancak böylelikle Uzun vadede bu amaçlara yakınlaşabilen bir dergi ortaya koymak mümkün olabilir. Dolayısıyla bir yayın yönetmenin de bana kalırsa dergi politikasını şekillendirmesi hiç kuşkusuz ekip arkadaşlarıyla istişare ederek e, onun en temel basıklarından birisi olarak ortaya çıkmalı diye. Evet. Baştan sona kadar hakim olmalı neticede değil mi kuşkusuz, her şekilde? Kuşkusuz. O sorumluluğu almalı. Genel yayın yönetmenliğinden bahsettik. Peki tabii ki bundan önce bir yazarlıktan da ben bahsetmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Yazarlık nasıl başladı Suat Bey? Yazarlık aslında çocukluk yıllarıma kadar götürülebileceğim bir etkinlik. Fakat eğer profesyonel anlamda bir yazarlığı kastedersek ben buna akademik uğraşlarımla birlikte adım attım. Makale yazmakla. Başta tabii ki lisans ve yüksek lisans öğrenimin boyunca yazmam gereken makalelerle. Ve ayrıca işte o kendime dert edindiğim problemlere ilişkin düşüncelerimi paylaşmakla. Bu konudaki akıl yürütmelerimi daha sağlam bir zemine oturtmakla yazmaya başladım. Belki şunun altını da çizmek de önemli olacaktır. Biz düşünmek deyince bazen çok tırnak içerisinde savruk bir eylemi ele alıyoruz. Halbuki düşünmek eğer sistemli bir düşünmekse kendi düşünce akışındaki kendi akıl yürütmelerindeki eksiklikleri görmek ve göstermek hatta uğrunda bir etkinlikse burada yazmak çok önemli bir rol üstleniyor. İzniniz olursa şu anekdotu paylaşmak istiyorum ki, lisans lütfen. yıllarımda. Lütfen. Şimdi Sokrates yazılı hiçbir metin bırakmamış bir filozof olarak kendisini tanıyoruz. Ve bu Sokrates'in bu tavrının ardında aslında yazının e, bilgiyi dondurduğuna ilişkin e, bir tespiti yatıyor. Düşünce sürekli olarak hareket halinde olmalı, ilerletilmeli. Fakat yazarsak bunu bir kalıba sokmuş oluruz. Kabaca bu şekilde ifade edebilirim. Bu düşünceyi temeli alan bir öğrenci hocamıza şu soruyu sormuştu. Hocam yazmanın öneminden bahsediyorsunuz, fakat Sokrates örneğin tam da bu düşünceden biraz evvel bahsettiğim düşünceden hareketle yazma ile arasında bir mesafe koydu. E, bu durumda nasıl düşüneceğiz yazmayı. Hoca da çok temel bir yanıt verdi. Tek cümlelik o da şuydu. Sen Sokrates'i nereden öğrendin? Biz Sokrates'i yine yazılı metinlerden, onun üzerine kaleme alınmış diyaloglardan ve sonradan ikinci literatürden öğrendik. İşte yazmanın belki çok yazarlık sorunuza çok geniş bir yanıt oldu. Böylesi bir temeli mevcut bende. Evet. Yazarlık e, duygularımızı sistematik bir şekilde ifade <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Ki bu çok güzel bir şey. insanların ruhuna hitap ediyoruz. <laughs> Ben şunu sormak istiyorum. Yazarlığın keyifli yanları <laughs> ve zorlukları nelerdir? Yazarlığın en keyifli yanı hiç kuşkusuz siz de tahmin edeceksiniz. Evet. Düşüncelerinizi, duygularınızı başka öznelerle paylaşmanın verdiği bir zevk. Belki bu entelektüel bir zevk olabilir. Belki başka öznelerde etki bırakmanın hazı olabilir. Ama buna koşut olarak bir zorluğu da var. Sizin düşünceleriniz başka zihinlerde nasıl yankı bulacak? Bu bir kaygı getiriyor beraberinde. Çünkü kendimi tam olarak ortaya koyabildim mi sorusu. Şimdi benim yüksek lisans tezimi yazma sürecinde aslında sürekli olarak duraksamama neden olan düşünce de biraz buydu. Her seferinde eksik kalan zihnimde o sürekli olarak hızlıca akan düşüncelere yetişememe kaygısı mevcuttu. Ha tabii ki bir yazar bir yerden sonra şunu da anlıyor. Bütün düşünsel e, faaliyet tek bir kitaba, tek bir yazıya sığdırılamaz. Bir yerde nokta koymak, bir yerde kesmek gerekiyor. Ama gelin görün ki o kaygı sizi bir yerde bırakmıyor. Belki önemli olan bu kaygıyı bir çeşit çalışma motivasyonu haline getirebilmek. Olumlu yönde değil mi? Kesinlikle. Motivasyonu getirmek önemli değil mi? Kesinlikle. O sizi zaten ayakta tutuyor yazarlıkta diye düşünüyorum. Kesinlikle. Daha çok yazmak şevki yapıyor, daha Kesinlikle. çok öğrenmek Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Şunu sormak istiyorum size, gerçi bir şey paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir eser ortaya koymuşsun. Evet. Bu eseri de izleyicilerimize, gençlerimize sunmak istiyorum. Suat Bey, Carl Smith'in Hukuk Düşüncesinde Demokrasi ve Diktatörlük Tartışması adlında çok güzel bir kitap ortaya koydu. Bu eser için kendisini çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ben ederim. Ben bu eser hakkında konuşmak istiyorum Buyur sizinle. Lütfen. Bu eser nasıl ortaya çıktı beyefendi? Bu eserde niye ortaya koymak istediniz? Amacınız neydi? E, onu öğrenmek istedim sizden. Öncelikle nazik takdiminiz için bir kez daha çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Bu eser ortaya çıkarken temel motivasyonu aslında ön sözde çok kısaca dile getirmeye çalıştım. Şimdi belki bu vesileyle biraz daha bunu açmaya... Gayret edeceğim. Carl Schmitt provokatif bir düşünür. Bunu söyleyerek başlama sebebim de şuydu. E, lisans yıllarımda bilhassa filozofları okurken, onların üzerine çalışırken gerçek anlamda yalnızca akılsal yönümü değil, duygusal yönümü de harekete geçiren ya ben bu meselenin üzerine gitmeliyim, bu meselede benim de çözemediğim bir şeyler var dedirten açıkçası çok nadir filozof olmuştur. Bunlar arasında bir tanesi Carl Schmitt'ti. Tabii Carl Schmitt klasik anlamda bir filozof değil. Çünkü bir hukukçu. Fakat ele aldığım meseleler tam da Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de yetişmiş birisi olarak beni oldukça etkiledi. Çünkü Schmitt e, hukukun gerisinde ne durur? Hukukun temelinde ne vardır? gibi çok temel soruları soruyordu. Demokrasi ve diktatörlük arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya gayret ediyordu. Ve ben de Schmitt'i e, tarihsel bağlamında ele alarak, onun kendi dönemindeki Weimar Cumhuriyeti'ndeki tartışmalarıyla birlikte ele alarak bu kitapta ortaya koymaya gayret etti. Kendisinin düşünce temeli neydi? Neyi ön plana almak istiyordu Karsimet? Onun düşünce temeli belki tek bir kavramla ifade edilmek gerekirse, edilmesi gerekirse, decisionist hukuk diyoruz biz buna. Tam belki Türkçe karşılığı ile kararcı hukuk çeşitli hukuk ekollerinden bahsedilebilir. Örneğin Hans Kelsen'in ki kitapta Schmidt ile tam bir karşıtlık içerisinde oldukça geniş bir yer vermeye gayret ettiğim hukukçu. O daha normatif bir düzeyde, temel kavramı norm olarak ele alan bir hukuk düşünürü ve hukuk sistemi de onun bu temelde. Fakat Schmidt kararı temele alıyor. Karar hukukun yerisinde durur ve hukuku vaz eder. Bu tabii işte Schmidt'in provokatif yanlarından bir tanesini de teşkil ediyor. Çünkü biz hukuk dediğimiz zaman hukuk alanını salt hukuki kavramlarla ele almaya gayret ediyoruz ama çok önemli bir vurguyu burada yapmak lazım. Hukuki kavramlar dediğimiz zaman aklımıza da normatif hukukun kavramları geliyor. Tabii bu çok detaylı bir kavramsal tartışmayı beraberinde getirecek. Ama belki sorunuza en temelde Schmidt hukuk düşüncesinin temelinde kararı görüyor ve bütün hukuki süreçlerin gerisinde kararı arıyor diye yanıtlandırabilirim. Biraz daha açık açabilir miyiz? Proaktif düşünce derken nasıl bir izleyicilerimiz bilmek <laughs> ister? Düşünce sistemini biraz daha açabilir miyiz? Belki biraz daha açmak için Schmidt'in içerisinde bulunduğu tarihsel dönemi. Evet o dönemi biraz mi? şöyle bir soru sorayım. O dönemden çok mu etkilendi? <laughs> Etkileşimde olduğu o kültürel <laughs> boyut neydi? Biraz açabilir o konu hakkında bilgi verebilir miyiz? Schmidt anayasa hukukuna ilişkin tartışmalarını 1920'li yıllarda yürütüyor. 1920'li yıllar tabii kendisi bir Alman, Almanya'da Weimar Cumhuriyeti olarak adlandırılan döneme tekabül ediyor. Bu Cumhuriyet, Alman İmparatorluğu'nun devamında ve Almanya tarihinde ilk kez halk egemenliği ilkesi temelinde kurulan bir devlet. Belirtmemizde yine belki fayda var. Weimar Cumhuriyeti aslında resmi bir adlandırma değil. O tarihsel süreçte Cumhuriyet Weimar kentinde ilan edildiği için Weimar Cumhuriyeti olarak adlandırılıyor. Schmitt kendi döneminden etkilenmiş miydi? Çok mu etkilenmişti diye sordunuz. Hiç kuşkusuz yine ön sözde de işaret etmeye gayret ettim. Her düşünür kendi çağının çocuğudur. Biz bu yüzden düşünürlerin düşüncelerini ele alırken onları kendi çağlarından, kendi çağlarındaki toplumsal, politik olaylarından ve hatta biraz da kendi biyografisinden yalıtarak ele alamayız. Dolayısıyla Schmitt Weimar Cumhuriyeti'nin krizli ortamından oldukça beslenmiş bir düşünürdü. Kriz onu bir anlamıyla beslemişti çünkü politik felsefe aslında krizlerin de çocuğudur. Yalnızca süt coğrafyalarının değil ki felsefe bile aslında Atina'da ortaya çıkarken demokrasinin o kırılgan yapısından da çok beslenmişti. Tabii ki o şeyden zorluklardan beslenen Kesinlikle. bir şey tabii ortaya çıkan. Çünkü felsefe bir anlamıyla özellikle politik felsefeyi kastediyorum burada krizi gösteren Yaraları sarmayan belki yarayı gösteren bir etkinlik. İşte Schmitt de kendi çağındaki demokrasi sorununu, diktatörlükle olan ilişkisini, parlamentoyu, parlamentarizmi eksiklikleriyle, krizleriyle göstermişti. Ve kitapta şunu da göstermeye gayret ettim. Ee, Schmitt öyle bir düşünür ki kendi döneminde, e, hani bu genelde felsefe tarihinde Kant için kullanılır. Kant'tan sonra ya Kant'tan yanasınızdır ya da Kant'a karşısınızdır. Evet, evet, evet. Öyle bir kilometre taşıdır Kant. Bunu daha küçük bir bağlamda Weimar Cumhuriyeti Almanya özelinde söylemek gerekirse, Schmitt de böyledir. Schmitt öyle bir parlamentarizmi eleştirisi ortaya koymuştur ki gerçekten o dönemde yazılan polemik metinlere baktığımızda ya Schmitt'e karşı bir pozisyon alınıyor ki Schmitt'e karşı bir pozisyon alınsa dahi Schmitt'in parlamento eleştirisi kabul ediliyor ya da Schmitt'ten yana olunuyor. Tabii parlamento eleştirisini henüz açmadık ama belki ilerleyen dakikalarda açmış oluruz. Evet isterseniz açabiliriz şu anda dediğiniz gibi. Ben bir de şunu da örnek vermek istiyorum, e, sormak istiyorum. Burada sizin hedefiniz neydi bu kitabı yazarken? <laughs> Peki ona değinelim <da> birazcık. <laughs> ne amaçladınız bu kitabı? Üretme dediğiniz neydi? <laughs> Neyi göstermek istediniz? Aslında gençlerimiz de birazcık bilgi sahibi olsun. Bu kitabı almak isterler. <laughs> İlerleyen dakikalarda da söylemek ve paylaşmak istersiniz. Nerelerde bulabilirler? Hı hı. Çok önemli bir kaynak çünkü. Hı hı, sağ olun. Ee, bunu da paylaşmak istersiniz. Gençlerimiz nerelerde bu kaynaktan yararlanabilirler? Sizin hedefiniz neydi? Niye bu kitap yazıldı? Çok teşekkür ederim bu soru için. Çünkü ardındaki motivasyonu göstermek hakikaten kitabın temel sorununu da ışık tutuyor. Bu kitabı yazmaktaki amacım şuydu. Birincisi akademik anlamda spesifik bir Şimit incelemesi yapmak. Şimit'in devlet, demokrasi ve diktatörlükle ilişkisi bağlamında ele alarak spesifik bir Şimit incelemesi yapmak. Bunu yaparken de Şimiti tarihsel düzleminden yalıtmadan, onun kendi çağının sosyal, ekonomik, politik koşullarından yalıtmadan ve kendi döneminin düşünürleriyle bir karşıtlık içerisinde ele alarak Yapmaya gayret ettik. Bu işin biraz da akademik boyutuydu. Diğer tarafta politik şeyler alanını, hukuki alanı, temeldeki o karar düşüncesinden yalıtmaksızın ele almanın ne kadar kıymetli bir çaba olduğunu da göstermekte. Bunu niye vurguladım? Türkiye'de bir şimit e, algılaması mevcut. Dünyada da kezam mevcut ama Türkiye'de biraz daha bunun aşırılaşmaya başladığını zaman zaman görüyorum. Bu nedir diye soracak olursanız? Evet. Şimit kısa bir dönem. Nazi partisinin üyesi olmuş bir hukukçu. Hatta bir baş hukukçu konumunda da kronjurist olarak bulunduğu bir dönemde mevcut. Schmidt'in bu Nazi deneyimi onun bütün düşüncesini, bütün hukuk düşüncesini nedenle etkilemiştir? Onun bütün hukuk düşüncesini bir Nazi ideoloğu olarak ele almak olanaklı mıdır? Bu soruları sormak ve bu sorulara aslında olumsuz yanıt vermek için bu kitabı, yazmaya gayret ettim. Çünkü Şimit gerçekten çağımızın sorunlarını anlamakta da bilhassa yurttaşlık, demokrasi, demokrasinin getirdiği yurttaşların türdeşliği meselesi. Evet, onu sormak istiyorum. Yani bugüne uyarlarsak nasıl bir Yani çünkü bazı şeyler o dönemdeki şeylerde bizi bir şekilde bu kitapta bir düşünmeye sebebiyet <laughs> veriyor. Nasıl uyarlayabiliriz bugünkü e, duruma? Şimdi <laughs> aslında çok güncel bir evet. filozof. zaten 20. yüzyıl filozofu ve 20. yüzyılın, bu yüzyıla, 21. yüzyılın henüz hala başındayız. Bu yüzyıla taşan bir takım problemleri var. Dolayısıyla Schmidt bize, örneğin daha spesifik bir örnek üzerinden konuşmamız gerekirse belki, Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz son zamanlarda bir kriz ortamı ortaya Hı -hı. çıktı. Texas eyaletiyle ilgili, güneyden gelen göçmenlerle ilgili. Burada Schmidt'in bana kalırsa çok aydınlatıcı bir perspektifi mevcut. Bu perspektif, kodifiye hukukun, yani yazılı olan, vaz edilmiş hukukun, bir takım olağanüstü durumlarda çözümsüz kalabileceği ve bu çözümsüzlük karşısında, Şimit'in hatta bu diktatörlük başlıklı kitabında da doğrudan geçen bir ifadedir. Ya anayasanın yasallık içerisinde kaybolmasına göz yummak gerekir ya da anayasayı korumak için anayasayı askıya almak gerekir. Bugün yazılı hukukun sınırları içerisinde kalarak fakat hukukun gerisindeki kararı gölgede bırakarak bir takım dünyada gelişmeler yaşanla tanıklık ediyoruz. Tabii. Ee, keza parlamento'nun krizi baki. Ee, biraz evvel açmayı fırsat olmadı. Evet, A onu lütfen açmanızı da rica ediyorum. Tamam. Bilhassa açılmamış bir konu üzerinde konuşmak istemediğim için de bunu tekrar gündeme getiriyorum. E, lütfen açıp dinlemek isterim. Şimdi parlamenter demokrasinin krizinde şunu ortaya koyuyor. Bugün parlamento kurumu her ne kadar halk iradesini yansıtmak üzere kurulmuş bir kurum olsa da bu özünü, bu temelini yitirmiştir. Çünkü parlamento bir karar alıcı kurum olması gerekirken karar aslında parlamentonun gerisinde kapalı kapılar ardında alınmaya başlamıştır. Schmidt bize bunu gösteriyor. Parlamentoda bir anlamda bir formalite oylama yürütülüyor. Bu durumda tabi parlamentonun bir entelektüel temelinden bahsediyor Schmidt. Entelektüel kökeninden bir varlık sebebinden bahsediyor. Bu kamusal tartışma. Kamusal tartışma. Peki işte şimdi sorduğu soru da bu. Kamusal tartışma parlamentoda neden sürdürülebiliyor? Eğer kamusal tartışmanın mekanı parlamento değilse onun entelektüel temeli boşa çıkmış olmuyor mu? Parlamento büsbütün bir formalite haline gelmiş olmuyor mu? Schmidt bu eleştiriyi soruyor ve parlamentonun aslında karar alıcı kurum olmaktan çıktığını bir formalitenin icra edildiği bir kurum haline geldiğini ortaya koyuyor. Ve bu Schmidt'in bu eleştirisi bugünün düşünülüğü, örneğin Chantal Mouffe'un Demokratik Paradoks eserinde yine bir temel halinde. Bu Schmidt'in bu eleştirisi öyle sanıyorum ki ve öyle görüyorum ki aşılabilmiş bir eleştiri değil. Çünkü şunu görüyorlar. Parlamento kurumuna ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü demokrasi doğrudan bir demokrasi olarak işletilmesi mümkün gözükmüyor. Çok geniş nüfuslu ülkelerdeyiz. Bir Atina ya da Antik Yunan'ın diğer polisleri gibi dar nüfuslu kent devletlerimiz mevcut değil. Dolayısıyla her kararı her yurttaşın oylamasına sunabileceğimiz bir mekanizma kurmak mümkün değil. Bu teknik problemi aşabilmenin yolu parlamento. Fakat parlamento hakikaten kamusal tartışmanın mekanı olmaktan çıkmış durumda. Bu durumda halk egemenliği, bunu belki tırnak içerisinde kullanmakta fayda var, nerede duruyor? Schmidt'in bize sunduğu eleştirel perspektif, tam da buradan hareket ediyor ve ben de kitapta ki kitabı yazmamdaki temel motivasyonlar da yine buralarda hep saklı. Bunları ortaya koymaya gayret ettim. Ben de onu soracaktım. Kitabı yazarken motivasyonunuzu nereden aldınız? Aslında genel olarak sormak istiyorum. Yazarlıkta motivasyonunuzu nasıl alıyorsunuz Suat Bey? Size ya. ne neler tabii eğitim hayatınız, entelektüel birikiminiz <laughs> bunlar var. Çok güzel kendinizi yetiştirmişsiniz. Çok güzel bir yerdesiniz. Gençlere örnek oluyorsunuz. Ama ben sormak istiyorum. motivasyonunu aldığınız durumlar nedir? Ya yani? nasıl bir motivasyon alıyorsunuz? Nereden alıyorsunuz bu yazarlık konusunda? Yazarlık konusunda temel motivasyonum aslında biraz evvel de değinmeye gayret ettiğim gibi kendime dert edindiğim problemleri yazılı bir şekilde ortaya koymak ve böylelikle başka öznelerin eleştirilerine ya da onlara onlar üzerinde bir takım et, etkilemelere yol açabilmek. Çünkü bu sayede aslında zaman zaman biz bu yazma eylemini etliye sütlüye dokunmayan bir yerde konumlandırıyoruz. Bunu aşabilmek toplumsal dönüşümü, dönüşümü yani özellikle uzun bir sürece işaret ediyorum. Yazı yoluyla, kültür yoluyla, entelektüel faaliyet yoluyla aşabilmek, e, ilerletebilmek daha doğru bir tabirle kaygısı gidiyorum. Benim temel motivasyonum da işte burası. Yani başka öznelerle kurabildiğim diyalektik Ilişki. Çünkü burada yine bir tartışma kalemi almaya gayret ediyorum. Bir meydan okumalar keza mevcut. Hans Kelsen hattına bir takım meydan okumalar mevcut bir kitapta. Bu felsefi çatışma özellikle vurgulamak gerekirse beni diri tutuyor ve yazma çabamı da yazma motivasyonumu da ayakta tutuyor. Ee, Hedeflediğiniz... Konu mertebesi nedir okulvarda acaba? Kısaca bilgi verebilir misiniz bu alanda hem yayın yönetmenliği hem Hı. yazarlık konusunda konu mertebesi nedir? Noktasız Dergi'nin yayın yönetmenliğini üstlendim e, sizin de belirttiğiniz gibi. E, noktasız Dergi bizim belki de e, hem gurur duyabileceğimiz hem de çalışmalarımızı daha ileri e, aşamalara i̇şte taşıyabileceğimiz da. bir motivasyon kaynağı olarak ulusal ve uluslararası dizinlerde yer almaya başladı. Bunun anlamı şu, aynı zamanda dünyanın sayılı üniversitelerinde de kütüphanelerinde, dijital kütüphanelerinde noktasız dergi taranıyor. Bu yalnızca bizim ürünümüzün uluslararası alanda dikkate alınıyor noktasında bizi motive etmiyor. Aynı zamanda Türkçe yazan, Türkçe düşünen ve aslında bir üniversite öğrencisiyken bir araya gelmiş gençlerin faaliyetinin uluslararası düzeyde de ses getirmeye başladığının bir göstergesi. Dolayısıyla noktasız dergi özelinde, yayın yönetmenliği özelinde varmak istediğim nokta bunu biraz daha ilerletebilmek. Yani dünyanın düşünsel mirasına katkıda bulunabilmek hem de mevcut düşünsel tartışmaların bir parçası olabilmek, bir cephesini oluşturabilmek. Yazarlık noktasında ise yine polemik metinlerle başta olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı felsefi, politik problemleri biraz da madalyonun arka yüzüne ışık tutmaya gayret ederek ortaya koymak. Bu aslında benim bir ünvana, bir mekiye ulaşmış olmamdan çok daha önemli gözüküyor. Belki e, diğer tırnak içerisinde kariyer hedefleri bu amacıma giden yolda birer basamaklar olarak belirecektir. Öyle umuyorum. Bu kitabımız hakkında gençlerimiz bu kitabımızı nerelerde bulabilirler, bir bilgi verebilir misiniz kısaca? Tabii, bu e, çok teşekkür ederim. E, bu kitabı internet üzerinden sipariş edebilirler. Genelde internet siparişlerinden e, hareket tamam. ediyor. Birçok internet kitapçısında, burada adlarını zikretmeme belki gerek yok, e, ulaşabileceklerdir diye düşünüyorum. Kitabın adını yazmaları kafi olacaktır arama motorlarına. Evet, son olarak gençlere buradan ne söylemek istersiniz? Son olarak şunu söyleyerek belki neticelendirebilirim. Biraz evvel bahsettim. Bütün düşünürler kendi çağının çocukları. Kendi çağının problemleriyle hemhaller. Ya onlara bir eleştirel tonda yaklaşıyorlar ya da o problemden etkilenmekle birlikte o probleme çok da ses çıkarmayabiliyorlar. Ben çağın akıntısı karşısında her zaman o akıntıda savrulmayı, o akıntıda kaybolmayı değil, o akıntıya karşı her ne kadar güçlük gerektirse de kürek çekmeyi Kendime dert edilmiş, temel motivasyon kaynaklarımı bu olarak belirlemiş birisiyim. Belki de benimle birlikte bu akıntıya karşı kürek çekmek isteyenler olursa hem düşünsel çabama onları ortak kılmaktan mutluluk duyarım hem de onlara bu yazdıklarımla seslenebilirsem kendimi şanslı sayarım. Evet, burada da başarı kavramından da bahsettik. Yani başarı, başarı sizin için eserlerinizde olsun, mevkinizde olsun topluma faydalı olmak istiyorsunuz. Anladım. Başarı kavramınız bu diye, diye düşünüyorum sizi. Çok güzel bir soru bu. Çünkü bir akademik faaliyet toplum nezdinde karşılık bulduğunda mı değerlidir yoksa kendi başına da bir değer sahibi midir sorusu? Benim aslında lisans yıllarımdan beri kafamda dolanan sorulardan bir tanesi. Çünkü felsefe dediğimiz alan lisans öğrenimimde orada olduğu için toplumsal olaylara ya da toplumsal olanas ilk bakışta sanki mesafeliymiş gibi duruyor. Bilhassa felsefenin ontolojik ve epistemolojik problemleri böyle gündelik hayatın akışında bir yerde konumlanmıyormuş gibi gözüküyor Fakat politik felsefe bana aslında bütün bunların da temelinde politik olanı gösterdi. E, ve politik olan tabii ki gündelik hayatın ya da toplumsal hayatın praksislerinden yola çıkıyor. Böylece aslında toplumsal olanla felsefenin ilişkisini de kurmaya başladım. Dolayısıyla evet toplum için bir şeyler yapmak demek popülizmin akıntısında kaybolmak demek değil. Güzel. Fakat toplum için yeri gelip toplumun temel kabullerine karşı bir takım meydan okuyuşlarda bulunmak da Öyle sanıyorum ki uzun vadede bakıldığında toplumun yararına olacaktır. Ama burada o toplumun yararına ifadesini hele hele post çağında, hele hele popülizm çağında çok dikkatli kullanmak gerekir. Çok güzel. Son olarak bir şey soracağım size. En çok başarılı olduğunuz mesela bir bu genel yönet, yönetmenliğinde olsun yazarlıkta bir şeyiniz var mı? Bir anınız var mı? En başta bilhassa son günlerde de e, farkındalığımızın bu konuda geliştiği nokta e noktasız derginin uluslararası alandaki gör, gör, e, görünürlüğünün artmış olmasıydı. Çok güzel. E, bu hakikaten bizi çok mutlu etti. Çünkü noktasız dergi belki belirtmekte fayda var. Bütünüyle ücretsiz, bütünüyle açık erişimli. E bütünüyle gönüllü arkadaşların, gönüllü yazarların katkılarıyla ilerleyen bir dergi. Güzel. Arkasında herhangi bir kurum, kuruluş yok. Bütünüyle bizim düşünsel gayretimiz duruyor. Bu anlamda bağımsızlığımız bütünüyle aslında gönüllü ağımızın gücünden de geliyor. Böylesi bir organizasyonun uluslararası alanda ses getirmeye başlamış olması, uluslararası alanda kabul almış olması, hakemli dergilerin yer aldığı dizinlerde bir hakem bulunmamasına rağmen yer almış olması bizim için bir eşiktir. Ama bu eşiği atladık diye de duracak değiliz. Yine ilerlemeye, bu konuda kendimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Keza bu ilk kitabımı da yayınladığım zaman yine eşiklerden bir tanesiydi benim için bir tartışma sahasına dahil olmuş oluyordum. Bu tartışma sahasında bu düşünsel cephede bulunmak benim için bir başarı denebilir mi? Bilemiyorum. Bence Hatat bir başarı bir beyefendi. Bence bir başarı bu eseri ortaya koymak çok genç yaşta tabii ki bu başarıyı elde etmek, eserinizde ortaya koymak bence çok büyük bir başarı. Ben çok size çok tebrik ederim. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Açıkçası yani yayınıma katıldığınız için size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Buradan gençlerimize dönmek istiyorum. Mesleki gündem programı atıldığınız için, izlediğiniz için bu yararlı programda bulunduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Buradan gençlerimize bunu söylemek istiyorum. Tekrar aynı şekilde Mesleki gündem programında buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim, hoşçakalın.